Şimdi geçtiğimiz haftalardan beri biz Kayserispor'un hakem hatalarına maruz kaldığını sevgili yorumcularımız, Kayseri kamuoyu, spor gerçekten yakından takip eden herkes yakından görüyor ki ciddi anlamda hakem hatalarına maruz kalıyor. Dolayısıyla hakem hatalarına bu kadar maruz kalırken Kayserispor ya Kayserispor'un veyahut da Erciyesspor'un haklarını savunabilecek en yakın isim kim? Merkez Hakem Kurulu'nda bulunan Galip Bitigen. Nihayetinde Galip Bitigen Kayseri, Kayseri'de yaşıyor. Aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde BEF'te, yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsun. Eğer değişmediyse göreviyle. BEF'te de görev yapıyor. Ayrıca orada da çalıştığını belirtelim. Galip Bitigen'in neden Kayseri'ye gelen hakemler konusunda ya da daha tecrübeli hakemler konusunda, atama konusunda o da ağırlığını koymuyor ya da Kayseri'deki takımların hakları gasp edilirken neden masaya yumruğunu vurmuyor yönünde sevgili Metin Sönmez'in ciddi anlamda tespitleri vardı. Geçen hafta ne demişti sevgili Metin Sönmez? Demişti ki Kayseri'ye giren hakemler maça çıkacak hakemlere maç öncesi soyunma odasına giren Galip Bitigen ben buradayım diye Kayserispor lehine düdük çalmayın yönünde ciddi anlamda bir duyum. Doğru mu? Duyum değil, bilgi bilgi. Bilgi. Yani Gel. Duyum dediğimiz basbayağı bir bilgi. Bilgi Yani kaynağı yani. sevgili Metin Bey'e bu şekilde bir bilgi geldiğini Yani ekranlardan bilgi ya ben ya o paylaşmıştı. sevgili Doğancığım ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben söylediğim her kelimenin arkasındayım. Bak ben 21 yıldır ekranlardayım. Yani boru değil. Bir, ne söylediğimi çok iyi biliyorum. Ve haber kaynağımın sağlam olmadan hiçbir kelimeyi, hiçbir kelamı ben ne ekranlarda ettim ne gazetemde yazdım. Öyle saçma sapan aptal saptal kimse laf filan söylemesin. Ne söylediysem arkasındayım. Hodri meydan. Ne derler eskiler? Halep oradaysa arşın burada. Buyurun konuşalım. Yani buyurun konuşalım, her şeyi konuşalım. Ama bu olay gerçekten geçen hafta da biz dile getirmiştik. Özellikle Galip Bitigen Kayseri'ye gelen hakemlere böyle bir söz ifadede bulunuyorsa ki soyunma odasına girip onların maçtan önce bu şekilde bir onlara uyarısı mesajı varsa ki bu şu anlama da geliyor. Yani ben buradayım diye değil, istediğinizi yapın, Kayserispor'un hakkını korumayın, rakip takımı daha çok destekleyin der gibi bir mana çıkıyor Ya ortaya. acaba öyle mi çıkıyor? Yoksa işte yani ben buradayım diye etki altında Hayır öyle bir şey kalmayın. demedim diye burada Objektif bağlanıp yönetin. geçen hafta da söylemiştik. Cevap hakkını Yani kullanabilir. soracağımız sorular var kardeşim. Doğru Tabii ki mu? yani. Tabii ki soracağımız sorular var bağlanırsam. Yani Ama çok seviniriz. şimdi Trabzon maç öncesi Kadir Has Stadyumu'nun önünde benimle yaptığı söyleşide özellikle bu iddiayı kim söylediyse söylesin ben kendim ispatlarım. O zaman ben de şunu mu söyleyeyim? Ben de duyumlar geliyor. Bunu mu paylaşayım yönünde bir sezlenişi ve Galip Bitigen'in bir çıkışı var. Fehim hocama da bazı mesajlar var. Ona da soracağım şimdi. Valla Doğancığım önce şuradan başlayayım istersen. Yani bir ekrana çıkıyorsan böyle mangal gibi yüreğin olacak bazı şeyleri konuşabilmen için. Öyle yani işkembeyi kübradan adama attırmazlar ekranlarda. Ben dediğim gibi bu şehirde birçok televizyonda sayısız program yaptım. Ve birçoğunda da hocam da Evet, vardı. hatırlıyorum. Birçoğunda sen de vardın. Yani işte 1991'den beri ben ekranlardayım. Galip Bitigen'i de iyi kötü tanırım. O da beni iyi kötü tanır. Yani bir hukukumuz da var. Ben edep çerçevesini, edep sınırlarını hiç aşmadan eleştirilerde bulundum. Acayip edepsizce eleştirilerde de bulunabilirdim. Ama ben bana yakışan şekilde eleştirdim. Kendinin, ama şimdi buradan söylüyorum. Kendi ne biliyor da paylaşmıyorsa, burayla değil, nereyle istiyorsa paylaşmıyorsa müfteridir, adam değildir. Bak bu kadar net. Ben diyorum ki çok açık net. Metin Sönmez, Halep oradaysa arşın burada, Metin Sönmez burada. 27 yıllık meslek hayatım içinde inanmadığım tek satırı konuşmadım. Bunu Doğan Havur da konuşturamaz, Fehmi Kuş da konuşturamaz. Kralı gelse bana bu hiçbir cümleyi dikte ettirip konuşamaz. Ve ben hayatım boyunca, siz en yakın tanığısınız, Evet. bir tek satır önüme not alıp da gelmiş insan değilim. Ben irticalen, spontane, improvize, onun adına ne deniyorsa o şekilde gelip konuşan adamım. Benim kendi bilgi dağarcığım çıkıp konuşmaya yeterli, müsait. Eğer kendisinin de bilgi dağarcığı müsaitse buyursun bağlansın. Hangi bilgisi belgesi varsa burada tartışalım ekranda. Bizi izleyenlerin önünde.
Fehim Hoca'ya bir şey söyleyecek, sana bir şey söyleyecek. Yani ondan sonra garip garip bakışlar atacak. Birilerinden telefon araştırması, taraştırması yapacak bir şey. Ya benim çalıştığım yer belli. Çok net kardeşim. Haftada bir gün çıktığım televizyon programı belli. Bir de maç öncemiz, maç sonramız var. Bulunduğum yer belli. İyi kötü bu şehirde tanınan bir insanız. Yani hiçbir şey bilmiyorsa şuradan bir bakkala markete satın. Girse iki tane ciklet alsa birinden benim ismim resmim çıkar. Yani aramasına bulmasına gerektirecek bir şey yok ki. Tabi burada ironi yapıyoruz. Saçma evet. Sapan da anlaşılmasın. İroniyi de anlamayan insanlar olabiliyor. Ha ne söylemek istiyorsa buraya bağlanacak kardeşim. Bağlanacak. Öyle ucuzluklar dünyasının içinden geçeceksin. Ondan sonra kalkacaksın dışarıda ahkam keseceksin. Kestirme. Biz ne Fehim Hocam, ne sen, ne ben nezaket sınırlarını aşarak bir eleştiri evet. yapmadık kendisine. Öyledir. Tabii. Ama aşmamız gerekiyorsa illa da aşarız. O sınırları da aşarak konuşuruz. Niçin nezaket sınırları içinde kaldık? Birbirimizi iyi kötü tanıyoruz, selam alıyoruz, tabii. selam veriyoruz diye. Yok onu da artık dertop edelim, atalım diyorsak atarız. Hiçbir gocunmaya da duymayız bu noktada. Yani seninle mesaj göndermesi, A şahısla, B şahısla mesaj göndermesinin hiçbir kıymet arz etmediğini ekranda, canlı yayında açık ve net bir biçimde ifade ediyorum. Hı. Ben çok şükür dünden bugüne, mesleğe başladığım ilk günden bugüne her şeyim o kadar şeffaf, o kadar berrak ki. Hayatımda hiç, özel hayatıma dair ben hiçbir biçimde gizleyerek, saklayarak yaşayan bir adam olmadım. Bak. Onun için sokakta rahat geziyorum. Bilmiyorum kendisi rahat gezebiliyor mu? Hocam siz geçen hafta şu şekilde bir açıklama yapmışsınız. Yanlış hatırlamıyorsam bizim Şekerspor maçı mıydı hocam? Evet. Konuştuğumuz evet, maç. Evet. O maçtan sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı aradığınızı ya da konuştuğunuzu ve hakkınızı yendiğinizi dile getirdiğinizde Merkez Hakem Kurulu Başkanı size ben daha ne yapayım Kayseri'li bir hakemi verdim ben gibi bir ifade kullanmıştınız. Sevgili Galip Bitigen de bu konuyu farklı bir boyuttan bakarak ben penaltıyı dışarıda verdiğimi zaten biliyorum. Maçtan sonra da söyledim. O hatayı 2'ye 1 Fehim Hoca dile getireceğine oyun içerisindeki kurgulardan bahsetti. O da size teknik direktörlük dersi veriyor gibi bir imaj ortaya koyuyor. Konuşma yaptı. Dolayısıyla sizin hatanızı siz Galip Bitigen'e mi yüklüyorsunuz o dönemi? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Geçen haftaki programda da belirtmiştim. O Merkez Hakem Komitesi ile Sayın Üyezmoğlu rahmetlik konuştu. Bunu bizzat kendisi söyledi. Merkez Hakem Komitesi Başkanı da onunla bir böyle hatalar yaptığını şikayet edince sizin maçınıza Kayserili bir hakemi verdim. O sizden aleyhinize çalıyorsa ben ne yapayım? Şeklinde aynen böyle ifade etmişti ve öyle söylemiştim buradaki şeydir de tavrı da odur. Burada doğal olarak tabii ki biz gördüğümüz hatalar varsa onları dile getireceğiz. Eğer bizim de bir yanlışlarımız varsa herkes fikrini söyleyebilir, düşüncelerini söyleyebilir. Ben o zaman da şunu söylemiştim. Maçtan bir gün önce Kayseri'ye geldiğinde Sayın Galip Bitigen, ki şunu da söyleyeyim, Galip Bitigen'le kişisel ilişkilerimiz çok iyidir. Kişiliğine veya bizim kişiliğimize en ufak bir sıkıntımız da yoktur. Ama o müsabaka esnasında ben saha içerisine kadar girerek adeta atışmış, kavga etmiş veya tartışmıştık, onu söyleyeyim. Kendisi de o konuda aynı düşüncelerini sonradan söylemişti. O ayrı bir şeydir. Fakat ben şunu vurgulamak istiyorum. O zaman burada rahmetlik oldu yine Sayın Mehmet Aydoğdu, kendisine aynen şunu söylemiştir. Sümer sahasında maçtan bir gün önce oraya geldiğinde bakalım yarın hakemliğin mi ağır basacak, Kayseri sporluluğun mu ağır basacak diye. Böyle bir şey söylemek biraz önce sizin söylediğiniz gibi yani ben buradayım diye Kayseri spor işte lehine düdük çalmaktan veya aleyhine düdük çalmaktan çekinmeyin anlamında gelen o ifadelerinizden aynısıdır bir anlamda. Bu bir tesir altında bırakmaktır. Ben onun yerine derim ki düşünce olarak eğer ben o pozisyonda olsam. Ama başka hatam yok diyor penaltıdan sonra. Yani penaltı pozisyonu dışında.
Onun dışında yine söylemiştim. Yine aynı yardımcı hakem tarafında geçen de söylediğim gibi bir pozisyonda topu çizgiyi geçmiş, kaleye girmiş, topu elle yerde yatan oyuncu elle çıkardı. Ne penaltı verdi ne de gol verdi. Oyna şeklinde evet. Oldu. O bizim görüşümüzdür. Belki öyle görmemiş olabilir o şeydir. Ama ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Böyle pozisyonda olan bir kişinin, ben şahsen öyle olsam, o zaman şöyle söylemesi lazım. O hakemle sizin söylediğiniz gibi soyunma odasına girip de öyle konuşmak yerine, öyle konuşmuşsa ki öyle olduğunu söylüyorsunuz. Diyecek ki şöyle ifade etmek bence daha doğrudur. Siz gidince beni burada zor durumda bırakacak kötü kararlar vermeyin. Yakşan buna, hocam doğru yani söylüyor. Bu şekilde söylenmesi daha doğrudur. Beni burada zor durumda bırakacak hata yapmayın şeklinde hocam, ifade edelim. Lafı almam lazım. Şimdi eğer Kayseri Spor Jenağı'ndan, Erciyes Spor Jenağı'ndan herhangi biri Galip Bitigen'e bizim lehimize bir şeyler hallet diye en küçük bir iması, telkini varsa esas onu söyleyecek. Biz onları deşifre edeceğiz. Bizim beklentimiz şu. Sen Merkez Hakem Kurulu'nda kimin icazetinle gittin herkes biliyor. Açma kutuyu, söyletme kötüyü. Bir. İki. Madem oradasın, Kayseri adına oradasın ve gittiğin nokta belli. Kardeşim bırak yani kendi memleketinin iki takımının hakkını, hukukunu yedirtme. Bizim ilk programdan beri söylediğimiz bu. Ama iki takımının da hakkı hukuku yeniyor. Sen orada oturuyorsun, maaş alıyorsun. Bunu anlattık. Gocunacak bir şey mi var burada? Alınacak bir şey mi var? Kişiliğe dair mi laf ettik? Başka bir şey mi söyledik? Yani ne söylenebilir başka bu konuda? Arkadaş, oturduğun koltuğun hakkını ver, masaya yumruğunu vur dedik. Cümlelerimiz aynen böyleydi. Sen hiçbir konuda, hiçbir biçimde renk vermeyeceksin. Renksiz, kokusuz, tertemiz, böyle hiçbir etliye sütlüye karışmayacaksın. Burada iki satır kelam edildiği zaman nevrin dönecek. Dönerse dönsün abi. Kusura bakma. Kayseri adına ben Kayseri milliyetçisiyim. Bakın. Abi. Ben Kayseri milliyetçisiyim. Kayseri'nin her platformda hakkını, hukukunu savunmakla görevli bir gazeteciyim. Öyle addediyorum kendimi. Eğer sen de Kayseri'nin yetiştirdiği bir insan olarak Merkez Hakem Kurulu gibi çok önemli bir noktanın yönetiminde, o kurulun içinde görev aldıysan, senin en önemli vazifen, feryat figan eden takımların varsa şunu söylemen lazım. Ey arkadaşlar, benim şehrimde anormal tepkiler var. Evet. Benim şehrimin takımları hakkının gaspından mustarip. Bu hakkı yedirtmem ben. Herkes adil olsun, düdük adil çalsın. Söyleyeceğim bu. Eğer sen bundan imtina ediyorsan, o zaman sen salla başımı, alayım maaşımı kıvamındasın. Hiç kusura bakmayacaksın. Ve bunlar iyi niyet çerçevesindeki eleştiriler. Yani daha ötesine de gitmek istemiyorum bugünün koşulu altında. Anladım. Geçtiğimiz haftalarda Galip Bitigen'in oğlu İskenderun. Altay İskenderun Demirçelik. Demirçelik evet. Maçını yönetmiş evet. Ve maçtan sonra Altay kulübü adeta ateş püskürmüştü. Özellikle kendi internet sitelerinden Altay kulübü bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı. İsterseniz o açıklamayla final yapalım tabii, isterseniz. Tabii. Hazırsa arkadaşlar o açıklamayı alabilir miyiz? Evet, izleyelim mi? Altay Spor Kulübü kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu üyesi Galip Bitigen'e şu sözlerle yüklendi. Yeter artık. Yıllardır uğradığımız haksızlıkları durdurmanın ve adaletin peşindeyiz. 2001 yılında katledildiğimiz Diyarbakır Spor maçının gözlemcisi olan ve müsabakada Altay'a yapılan vahşet boyutundaki olayları görmezden gelerek maç raporunu herhangi bir olay olmamıştır şeklinde düzenleyen Galip Bitigen'in oğlu Abdülkadir Bitigen, dün oynadığımız İskenderun Demirçelik Spor müsabakasını yönetti ve babasının izinden gittiği izlenimini taraflı tarafsız maçı izleyen herkese gösterdi. Babasının takımımıza uygulanan vahşeti görmezden gelerek meşrulaştırdığı haksızlığı bu kez oğlu Abdülkadir Bitigen müsabakada verdiği kararlarla devam ettirdi ve haksızlığı aile boyu seviyesine getirdi. Aile boyu yapılan haksızlıkların nasıl oluştuğunu madde madde inceleyelim.
Oyun esnasında birçok pozisyonumuzda gole giden oyuncularımız ofsayt gerekçesiyle durduruldu. Oysaki pozisyonlar temizdi. Ömer Yalçın'ın attığı temiz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabaka 0-0 devam ederken birçok hatalı ya da kasıtlı olduğunu düşündüğümüz sarı kartlarla takımımız sindirilmeye çalışıldı. Rakibimizin yaptığı sarı ve kırmızı kartlık pozisyonlar es geçildi. %100 kırmızı kartlık pozisyonsa sarı kart ile geçiştirildi. Oyun esnasında iki %100 penaltımız verilmedi. Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir pozisyonda top kalecimizin ellerinde oyun kurma durumundayken kendisine şarj yapan rakibine oyuncumuzun yaptığı omuz şarjından dolayı aleyhimize bir penaltı verilerek bir gol daha yememizin ve oyuna 10 kişi kalarak devam etmemizin sağlanması, İskenderun Demirçelik spor kalecisinin ve kale arkasında out çizgisi üzerinde tribünlere yaklaşarak sözde ısınan aslında sürekli olarak müsabakaya gelen seyircileri tahrik ederek sözlü ve hareketli tacizlerde bulunan oyuncularına göz yumuldu. Kaldı ki geçtiğimiz sezon takımımız ligden düşerken dahi hiçbir tahrike kapılmayan ve hiçbir taşkınlık yapmayan yine büyük Altay taraftarıdır. Rakip kaleci ve yedek oyuncularının yapmış olduğu sözlü ve hareketli davranışlarına maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in tüm uyarılara rağmen göz yumması niyetinin göstergesidir. Verilen, verilmeyen olumsuz kararlarla sahada ve tribünlerde gerginliğin bilinçli şekilde yükseltilmesine sebep oldu. İstenmeyen saha ve seyirci olaylarına çıkmasına teknik bir şekilde sebebiyet verildi. Sadece gösterilen kartların yazılmasının bile yaklaşık 5 dakika sürdüğü ve oyununu en az 15 dakika oynamadığı müsabakanın ikinci yarısının sadece 4 dakika uzatılması yapılan katliamın finali oldu. Altay Spor Kulübü geçmişinde haksızlıklar nedeniyle bir Türkiye Kupası finaline çıkmayarak kupayı karşı tarafa hibe etmiş ve ahlak meşalesini yaktığını beyan ederek o günden bugüne kadar bu meşaleyi söndürmemiştir. Tüm kamuoyu bilmelidir ki ülkemizdeki futbol temiz ve ahlaklı oynanana kadar kulübümüz mücadelesini bedeli her ne olursa olsun sürdürecek ve hakkını hukuki yollardan arayarak alacaktır. Şampiyonluğa giden takımının sahasında mağlup olmasına rağmen oyuncularını soyunma odasından çağırıp moral ve destek veren büyük Altay taraftarlarına Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz. Ayrıca şampiyonluk yolunda ilerlerken oynadığımız müsabakalarda rakip takımların ve maçı yöneten hakemlerin tavırları, davranışları ve kararları nasıl olursa olsun profesyonel futbol takımımızın tahriklere kapılmadan daha iyi bir oyun sergilemesi gerektiğinin bilincinde olduğumuzu ve tüm bu yaşananların bizlere de ders olduğunu belirtmek isteriz. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla Altay Spor Kulübü Başkanı Ömer Hızlıok. Evet, Altay Kulübü'nün Sayın Bitigen'e sert mesajını dinledik. 98 yıllık falan bir kulüp Altay. Yani Türkiye'nin çok önemli kulüplerinden biri. Herhalde şöyle olmuştur. Ben kuş olup kanatlanmışımdır, gidip oraya yazmışımdır falan bunları. Yani çok neler söylemişler. Eğer dikkatle can kulağıyla dinlediyse izleyicilerimiz, bizim burada hiç kurmadığımız, kullanmadığımız cümleleri çok müthiş bir ağır ifadeler var. Evet. Çok ağır ifadeler var. Ama bir kulüp başkanı yapıyor bu açıklamayı. Nerede yapıyor? Kendi resmi internet sitesinde yapıyor. Ben bir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Yorum bile yapmıyorum onun üzerine. Bunu Fehmi Hoca da söylemiyor. Doğan Havur da söylemiyor. Altay Kulübü canı yanmış, konuşmuş. Altay Kulübü gibi canı yanan bir Kayseri Spor Kulübü var. Süleyman Hurma biraz önceki bağlantıda ne dedi? CD yaptık, Merkez Hakem Kurulu'na gönderdik. Ona da isteyen varsa boynuna madalya olarak taksın, geçsin derim. Yani kardeşim kimse farklı bir şey istemiyor, bir beklenti yok. Ben inanın ki, yani benim tuttuğum takım, tutmadığım takım vesaire şu olsun, güzel futbol olsun. Futbol ön plana çıksın, futbolun güzelliklerini konuşalım. Hakemler, hakem hataları vesaireler, futbol dışı olaylar, futbolun adliyelik olmasını, futbolun karakolluk olmasını konuşmayalım. Hakemleri konuşmayalım. Yalnızca futbolun iyi taraflarını, futbol adına hocamla şuraya çıkalım.
Teknik analizini yapalım, sistem üzerine konuşalım. Yani konuşalım da konuşalım. Yani iyi ve güzel şeyler konuşalım. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada artık yani yaptığın işten nefret ediyor musun? Ediyorum, kendi kendime söylüyorum yani. Futbol yorumlamaktan bile nefret eder pozisyona geldim. Çünkü Türk futbolunun üzerinde kocaman bir kara örtü. Bizim konuştuğumuz konulara bak, yaşanılanlara bak. Ortalık eyyamdan geçilmiyor. Biz de nelerle uğraşıyoruz? Vay efendim bunu kim söylemişti? Vay efendim şunu kim söylemişti? Ya söyleyenlerin hepsi adam. İçeriden. Yani başka şeylerde konuşmak istemiyorum sevgili Doğancığım. Anladım. Mesele şu, biz burada Kayseri Spor için konuşuyoruz. Erciyes Spor için konuşuyoruz. Hatta tüm takımlar için konuşuyoruz. Ben Bursa örneğini bile verdim. Evet. Yani kimin hakkı gasp ediliyorsa karşısında ben varım arkadaş. Hele benim kendi şehrimin takımının hakkı gasp ediliyorsa müsaade edin de bunu da konuşalım ya. Yani herhalde çocuklara eskiden küçükken söylerlerdi. Bak konuşursan ağzına acı biber sürerim falan diye. Bıraksalar öyle diyecekler herhalde bize. Konuşturmayacaklar yani. Yapmayın Allah aşkına. Bırakın bunu ucuzlukları. Şimdi ya. Metin Bey geçen de söyledim. Ben Nait Sarıkaya'dan bahsettim. Kayseri Spor'u çalıştırırken ben yine bir Antep maçımızı bir de Mardin maçımızı yönetti dışarıda her ikisi de. Antep'e karşı mağlup olduk. Mardin'i yendik. Fakat her iki müsabakada da gerçekten dört dörtlük müsabaka yönetti. Gördüğü yani, neyse çaldı. Evet, bunu çaldı. Demek ki bu konuda hassas olunursa bir sıkıntı yaşanmıyor. İyi yönetildiği zaman da hakemlerin iyi yönettiğini söylüyoruz yani. Ama hata olduğu zaman da elbette söyleyeceğiz. Bizim görevimiz bu, düşüncemiz tabii bu yani. Tabii ki ya.